Sabah kahvesi. Kanal Sim'den sabah kahvesinden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 30 Kasım Pazartesi, haftanın ilk sabah kahvesine hoş geldiniz. Efendim, tatsız geçen bir hafta sonundan daha karşınızdayız. Kötü geçti hafta sonu ve hem Türkiye'de işlenen cinayet hem ülkemizde işlenen cinayet, peş peşe gelen beklenmeyen ölümler, genç yaştaki ölümler tadını tuzunu kaçırıyor hayatın. Cumartesi günü Diyarbakır'da yaşanan cinayette, siyasi cinayette baro başkanı Tahir Elçi bir şekilde öldürüldü. Nasıl öldürüldüğü henüz netlik kazanmadı, ancak o suikastin Tahir Elçi'ye dönük olduğu net biçimde anlaşılıyor. Hırgürün içinde ayak altından koşarak geçen silahlı saldırganlar polislerin ateş açmasına rağmen vurulamazken 2 metreden nasıl olduysa göz ardı edilen bir yerde öldürüldü. İnsan hakları savunucusu Tahir Elçi 1994 yılında bazı köylerin bombalanması olayının avukatlığını da üstlenmiş ve rejime karşı hep insan haklarını savunmuştu. Bir çaycının hikayesini okudum. Diyor ki, mahkemede bir gün karşılaştık. Avukatın sen kim? Madem mahkemeye düştün demiş. Avukatım yok abi demiş. Gel o zaman avukatlığını ben üstleniyorum demiş. Ve böylesi insanlar hedef olabiliyor. Çünkü linç kültürü, çünkü hedef gösterme. Hrant Dink olayında olduğu gibi önce hedef gösterildi görüşlerinden dolayı ve ardından da bir şekilde linç edildi, vuruldu Tahir Elçi. Cumartesi gecesi bu sefer Lefkoşa'dan, Göçmenköy'den bir cinayet haberi geldi. Üstelik de kardeş kardeşi vurdu ve bu olay neye yorumlanmalı, nasıl yorumlanmalı kimse bilemiyor ama Turgay Özdeğirmenci abisini, Turgut Özdeğirmenci'yi av tüfeğiyle vurdu. Dün biri mezara, diğeri hapse gitti. Bir aile için yaşanabilecek en kötü anlardan birini yaşadı Özdeğirmenci ailesi. Evet, bunlar düştü hafta sonu. Mausa'da Mehmet Talaykurt'un ani ölümü ve başka ölümler ne yazık ki hafta sonunun tadını tuzunu kaçırdı. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkese yine de enişten dileklerimizle keyifli, güzel bir hafta dileyelim. Her ne kadar keyifli olacaksa. Evet, az sonra gazetelerden ne yazık ki ölüm haberlerini paylaşacağız izleyenlerimize. Göçmenköy'deki cinayetle ilgili olarak da ben özellikle anneye, babaya sabır dilemek isterim. Ya da henüz katil zanlısı kardeşe de başsağlığı dilemek isterim. Çok üzücü, çok kötü bir olaydı. Ama aile için çok zor bundan sonrası. Dolayısıyla bir kez daha sabır dileyelim. Az sonra bu gazetelerden de haberleri aktarmak durumunda kalacağız. Ne yazık ki elimizden geldiğince tabii ki tüm detaylarına girmeden aktarmaya çalışacağız. Bir kez daha sabır dileyelim aileye, altını çizerek. Güzel geçmedi hafta sonu. Gerek Türkiye'de yaşananlar, gerek ülkemizde yaşananlar. Hafta sonunun arkasından pazartesi gününün gazetelerine yansıdı gelişmeler. Dolayısıyla çok güzel haberler yok yine ne yazık ki izleyenlerimizle paylaşacağımız. Bugün konuğumuz kim olacak bunu da söyleyelim. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuğumuz olacak. TDP kurultayına doğru gidiyor. Hem bir diğer aday Sayın Mustafa Amiroğulları'nı da ağırlamaya çalışacağız stüdyomuzda. Hem de şu anki mevcut başkan ve genel başkan adayı Cemal Özyiğit'i de ağırlayacağız stüdyomuzda. Tabii ki kurultayı konuşacağız ama kurultay yanında ülkemizde yaşanan gelişmeler de yine gündemimizde olacak. Siz de soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi. Az sonra gazetelerin birinci sayfalarını paylaşacağız sizlerle.
Genellikle de hafta sonu yaşanan Göçmen Köy'deki cinayetle ilgili detaylar var. Dünkü cenaze töreninden haberler var gazetelerde. Bunun dışında da diğer haberleri de detaylarıyla sizinle paylaşmaya çalışacağız. Önce manşet turumuzu yapalım. Manşet turumuzun ardından tek tek gazetelerin birinci sayfalarına göz atacağız. Yeni düzende cinayeti ağlayarak anlattı başlığını görüyoruz. Kardeş cinayeti yargıda, iki el göğsüne, iki el sırtına. Kıbrıs'ta halk borcunu ödeyemiyor başlığı var. Yılbaşında tahsili gecikmiş alacaklar için de 208.7 milyon Türk liralık paya sahip olan bireysel krediler ve kredi kartı borçları 10 ayda %33 oranında artarak 277.1 milyon Türk lirasını buldu diyor Kıbrıs. Göçmen Köy'de aile dramı Havadis gazetesinin bugünkü manşeti. Can Dündar Akıncı'dan destek Afrika'nın manşetinde yer alan başlık bu oldu bugün. Toplum patlıyor dedi Halkın Sesi gazetesi. Göçmen Köy'deki cinayet haberi detaylarıyla paylaşıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi hibelerden eşit pay istedi Vatan gazetesinin manşeti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı Brüksel'de temaslarda bulundu. Detayları var gazetenin manşetinde. Sağ Kıbrıs'ta sözler değil, sonuç önemli başlığını görüyoruz ve siyaset bilimci Salih Egemen'in açıklamaları var Sağ Kıbrıs'ın manşetinde. Açıl Susam Açıl, Derinyah kapısıyla ilgili haber Detay gazetesinde bu başlıkta yer buldu. Ortam gazetesi bu tabloya can dayanmaz başlığını kullandı bugünkü manşetinde. Rus uçağının düşürülmesiyle bölgede yükselen bir krizin gölgesinde haftaya başlayan Türkiye, batısında basın özgürlüğüne vurulan kelepçeyle, doğusunda ise kurşunla bir aydının daha hayatını yitirmesiyle çalkalanıyor. Bu tabloya can dayanmaz dedi Ortam gazetesi manşetinde. Evet, gazetelerin manşetlerine baktık. Şimdi ön sayfa ayrıntılarına geçeceğiz. Yani basında bugün köşemize. Değerli izleyenler, basında bugün köşemizde yeni düzenle başlıyoruz. Cinayeti ağlayarak anlattı başlığını attı gazete. Kardeş cinayeti yargıda, iki el göğsüne, iki el sırtına üst başlığıyla veriliyor haber. Lefkoşa'yı sarsan aile faciası yargıya taşındı. Ağabeyini öldüren ve dört kez ateşlediği av tüfeğiyle ölümüne sebep olan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. O da tartışmasını gerekçe göstererek ateşlediği tüfeğiyle kardeşini iki kez göğsünden, iki kez de sırtından vurarak ölümüne yol açan Turgay Özdeğirmenci aleyhine gözyaşı döktüğü mahkemede 3 gün tutukluluk emri alındı. Cinayet zanlısı olarak yargılanan Turgay Özdeğirmenci Cumhurbaşkanlığında görev yapıyordu. Öldürülen kardeş Turgut Özdeğirmenci ise kas çalışanıydı. Havaalanında görev yapıyordu ve genç yaşında ne yazık ki kardeş kurşunlarıyla ya da kardeşin namlusundan kardeşin attığı saçmalarla hayatı sona erdi. Biri tutuklu, diğeri toprağa, tarifsiz acı başlığıyla veriliyor dünkü dram. İki kardeşin cinayetle neticelenen tartışması sevenlerine tarifsiz acı bıraktı. Önceki akşam vurularak öldürülen 35 yaşındaki Turgut Özdeğirmenci dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve baba kime, nasıl, hangisine üzüleceğini bilemedi ne yazık ki. Avrupa Birliği zirvesinde Davutoğlu Anastasiadis yakınlığı yan yana fotoğraflandı iki lider. Türkiye Başbakanı Davutoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Zirvesi'nin açılışında Avrupa hepimizin ortak evidir dedi ve Anastasiadis'inden konuşurken görüntülendi Ahmet Davutoğlu liderler zirvesinde.
Turizmde farklı arayışlar. Rusya pazarı dondu. Gözler Litvanya ve Makedonya'ya çevrildi. İnşallah olur. Ve Rum basınında toprak iddiası, Kıbrıs Türk tarafı daha çok toprak istiyor. Toprak tartışmasını açtı. Yine bu sefer Güney. Havadis'le devam edelim. Sırada Havadis gazetesi var. Göçmen köyde aile dramı. Ülke dün sabah bir cinayet haberiyle uyandı. Önceki gece oda yüzünden başlayan kavga kanlı bitti. Turgay Özdeğirmenci 35 yaşındaki abisini 4 kurşunda öldürdü. Turgut Özdeğirmenci dün son yolculuğuna uğranırken abisini öldüren henüz katil zanlısı, bir kez daha belirtelim, mahkeme süreci devam ediyor. Turgay Özdeğirmenci mahkemeye çıkarıldı. Turgut Özdeğirmenci arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Detayları var Havadis gazetesinde. 3 gün tutukluluk verildi Turgay Özdeğirmenci'ye. Turizme 165 milyon Türk liralık paket. Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı Turizm Sektörü Büyüme Endeksli Reformist Model paketiyle turizmde büyüme için ciddi hedefler konuldu. 2016 yılını kapsayan hedeflere göre yatak kapasitesinin 19.800'den 27.000'e yükseltilmesi, gecelemelerin daha yukarıya çıkması gibi hedefler var. Bu paket içerisinde Turizm Sektörü Büyüme Endeksli Reformist Model paketi 2016-2030 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Paketin hayata geçirilmesi için gerekli kaynaksa 165 milyon 855 bin Türk lirası. Detaylarını Havadis'in iç sayfalarında bulabilirsiniz. Devam edelim Havadis'in birinci sayfasını aktarmaya. Askeri bölgelerde kazılar başlıyor. Yaşanan çatışmalar sırasında bazı kayıpların Türkiye'ye götürüldüğü iddiaları doğru değil. Gülden Pülümer, küçük kayıp şahıslar listemizdeki bütün kayıplar Kıbrıs adasındadır. Bilgilerimiz bunu kanıtlıyor. Askeri bölgelerde kalan 30 noktada kazılar başlıyor dedi. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yeşil ışık, bu haberin tamamen detayları iç sayfadan aktarılıyor. Mustafa Akıncı'dan Dündar ve Gül'e destek, bir diğer başlıkta Havadis gazetesinin birinci sayfasında. Kıbrıs gazetesiyle devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesinin manşetinde halk borcunu ödeyemiyor başlığı var. Yılbaşında tahsili gecikmiş alacaklar içinde 208.7 milyon liralık paya sahip olan bireysel krediler ve kredi kartı borçları 10 ayda %33 oranında artarak 277.1 milyon lirayı buldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Risk Merkezi'nin Ekim 2015 verilerine göre vatandaşlar bankalardan aldıkları bireysel kredileri ve kredi kartı borçlarını ödemekte her geçen ay daha da zorlanıyorlar. Aralık 2014 sonu itibarıyla 208.712.000 lira düzeyinde kaydedilen mahkemelik olan bireysel krediler 10 aylık sürede %33 oranda artarak 277 milyon 106 bin liraya yükseldi. Bankaların yaptığı zorunlu bildirimlere göre Ekim sonu itibarıyla 3 milyar 565 milyon 602 bin TL olan tüm bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının %89'luk kısmı ferdi konut kredileri, otomobil kredileri ve diğer krediler oluştururken kredi kartı borçları %11'lik paya sahip. Evet, şimdi bu haberi ben yorumlayayım, isten. Yorumlamak istersen başla. Yani yorumlayayım yoksa yorumlamayayım. Yok, yorumlarsam yorumla. Ama kötü konuşacağım. Yorumla. Ha? Yorumla. Yorum. Tercihim ayında oldu. Halk borcunu ödeyemiyor diyor Kıbrıs gazetesi Merkez Bankası'na dayanarak. Geçen gün de bizim yayınımız önünde şey vardı. Gene Merkez Bankası verilerine dayanarak dış ticaret açığımız artıyor. Şimdi derler ya işte ekonomik paket ve bu paketi uygulayınca hayra çıkacak, düzlüğe çıkacak, ufkumuz genişleyecek, ekonomimiz rayına oturacak. Rayına oturduğunun resmi buysa eğer, ki bunun olacağı belliydi. Allah daha beterinden korusun demekten başka bir yorum yapılamaz. Zaten yan tarafta da her ay 315 kişi çek yasağına giriyor haberi var. Çek kullanmaktan men edilenlerin sayısı 2015'in Ekim ayı sonu itibarıyla 2014'e göre %21 oranında arttı. Yani her ay 315 kişi girer demek.
yılda 5000'e yakın insan çek yasağına girer demektir. Yani bunu da yorumlamak isten. Yani yorum isten illa. Yani şimdi Halil İbrahim Akça'yı analım. Tekrardan ona postaya koyalım bu haberleri ve yollayalım. Sana ne Halil İbrahim Akça'dan? Nasıl bana ne? Yani Halil İbrahim Akça mıdır seni ilgilendiren? Bence değil. Bence evet. Bence öyle. Tamam. Eğer yani Halil İbrahim Akça'nın günahına girmeyelim. Halil İbrahim Akça ve benzeri KKTC'nin ekonomisini onaracak olanlar. Tamam, yapılmadı mı? Devlet filan dama örgütü müsteşarı Ödül Muhtaroğlu'nu aradık bu stüdyoda. Değil mi? Kendi paketimizi hazırladık dedik. Ya da işte karşı görüşte, daha doğrusu karşı görüşte demeyelim de pakete dönük olarak, kendi paketimize dönük olarak eleştirileri olanları da ağırladık stüdyomuzda. Pakete dönük olarak bizim paketimiz oluşu nedeniyle övgülerini ama bazı noktalarda da eleştirilerini ortaya koydular kendileri açısından. Dolayısıyla nasıl şekillenir bundan sonrası göreceğiz. Ekonomi bir ülkede çok uzun bir süredir iyi değil. Bu ülkede insanlar çok uzun bir süredir borcunu ödeyemiyor. Bu ülkede aynı haberler yapılıyor sürekli. Demek ki bir yerlerde yanlış var. Sadece belirli kesime hitap eden ekonomilerden sıkıldık. Ya da sadece belirli kesimlerin kaygılarını güden sendikalardan da sıkıldık. Ben daha devam edeyim mi? İstersen sen devam Yok, et. Buyur, artık devam tamamlayalım. Buyur, devam et. Yani bu ülkede tek kaygı hep birlikte ne diyoruz? Kendi ayakları üzerinde duran ekonomi diyoruz. Ama ne yazık ki atılacak olan her adımda da kaygı duyduğumuz kesim özellikle özel sektör çalışanı değildir. Bakalım kaçı bu borcunu ödeyemeyen insanların kaçı özel sektör çalışanıdır? Ya da bunun dışında ne kadarı iş sahibidir bu insanların, ne kadar işverendir, ne kadarı ayakta durmaya çalışıyor. İşte çok yok Nitovikla ile ilgili olarak gördük yaşananları. Kaç tane var acaba bu şekilde yer ki esnaf iş döndürmeye çalışıyor? Kaç çalışan var ki aldığı maaşla geçinemez, borç ödeyemez? Evet, bir şeyler yapılacağından ben umutsuz olmak istemem. Ama el birliğiyle olacak bunlar. Sadece bir kesimin göstereceği çabayla ya da bir kesimin sadece ezilmesiyle olacak bir şey değildir bu. Hep birlikte eğer istersek. Ha, Türkiye ile ilişkilerimiz ortadadır. Kimse inkar edemez. Daha çok da işte mali konular üzerinde denetleyen, denetlenen ilişkisinin olduğu ortadadır. Ha, bununla ilgili ne yapılacak? Hep birlikte göreceğiz ama ben merak ederim mesela o borcun kaçını esnaf kaçı özel sektör çalışanıdır, kaçı kamu çalışanıdır. Bu kamu çalışanına düşmanlık değildir. Bu kamu çalışanının tümü iş yapmaz, özel sektör çalışanının tümü iş yapar değildir. Ama bir yerlerde bir şeyimiz var, bir sıkıntımız var. Şimdi tabii ben söylenene ve sonuca bakarım. Denmedi miydi ki biz cari açığı kapatacağız, bütçe deliklerini kapatacağız ve reel sektöre, özel sektöre, efendime söyleyeyim gelişim sağlayacak sektörlere adım atılması yönünde destek sağlayacağız. Şimdi baktığımda bir genel fakirleşme var. Bunun ne kadar kamudur, ne kadar özeldir? Elbette ki özel sektör çalışanının çok daha kötü durumda olduğunu görmek için veriye gerek yok. Zaten biz yaşayarak görüyoruz. Ama bu verilerin içinde kamu çalışanının da başının göğe erdiğini söylemek mümkün değil. İkincisi değil tabii. Bir ne yani özele göre daha iyi noktadadır o kadar. Kötün ama bu kamunun haklarını aşağıya çekin ve öyle dengeleyin anlamında da değildir zaten. İşte zaten yani mantık o. Dolayısıyla benim söylediğim şu, bu mantıkla yürütülen ekonomik model duvara vurdu. Bunun arkasında duranın da gideceği yer ilk seçimde duvara vurmaktır. Nedir önerin? Ve bu öyle oluyor. Nedir önerin mesela? Önerim
Yani tabii ki işte çözüm olursa ekonomi düzelecek kısmını geçiyorum. Bu herkesin bildiği bir şey. Ama ikincisi, bu ülkede kaynakların adil dağıtımıyla ilgili, bu ülkede pahalılığın önüne geçmeyle ilgili tedbirler alınması lazım. Üç, ürettiğimizi tüketmek ve satabilirsek de satmak. Ekonomide iyi döndürecek olan budur. Biz ürettiğimizi satmıyoruz. Haksız rekabet noktasını tekrar söylüyorum. Bu ülkede ciddi bir haksız rekabet vardır ve bu haksız rekabet karşısında üretim sektörleri inimin iminler çoğu. Yok teşviklendirilen bölümler. Hayır, onu söylemem ama benim koltuk üreten, masa sandalye üreten dülgerimin bugün hiçbir şansı yoktur ithal mallar karşısında. Buna karşı tedbir alınması lazım. Hem döviz çıkışını önlemek açısından hem de ülkede üretimi desteklemek açısından. Bütün sektörlere yayabiliriz bu mantığı. Ama onun ötesinde çok ciddi bir gelir adaletsizliği vardır ve çok büyük bir fahiş fiyat uygulaması vardır. Bununla ilgili de herkes elini taşın altına koymak zorundadır. Bu pahalılığın önemli bir nedeni budur. İkincisi, Türk lirasından kaynaklanır. Türk lirasının değer kaybından ve Türkiye'deki değer kaybına oranla çok daha fazla enflasyon vergisi ödememizden kaynaklanır. Bunu artık bilmeyen yok. Yani her ay 315 kişi çek yasağına girdiyse kimde kaldı çek kullanma yetkisi? Çıksın Merkez Bankası bunu da açıklasın. Yani bu demektir ki 5 senede neredeyse 20.000 kişi, 25.000 kişi çek yasağına girecek. Bu hızla devam ederse, ki belli yani mahkemeler doldu taştı. Mahkemeler de artık alacak verecek meselelerine bakmaktan doldu taştı. Şimdi yeni yargıçlar alındı. Allah kolaylık versin hepsine. Sığmaz yani, ne mahkemeler sığar ne hapis sığar. Hiçbir şey sığmaz. O yüzden bu ekonomik modele kategorik olarak benim ilk günden itibaren itirazım var ve itiraz etmeye de devam edeceğim. İsteyen de siyaseten bir sonraki seçimde bunun bedelini ödemek başkadır. Bedel ödersiniz siyasette de kör gözüne parmağım da olmaz. İşte bu model uygulanamayacak. Bu model bu toplumu tüketecek bir modeldir. Daha fazla Türkiye'ye bağımlı hale getirecek ve bir sonraki hükümetin Maliye Bakanlığı'nda biz acizik, bize Türkiye para vermezse batarık demesini, daha da kötüsünü söylemesini. Çünkü Maliye Bakanları giderek daha kötü konuşmaya başladı. Yani hani var, yeni bir Maliye Bakanı var şu anda, daha yeni, daha kötü konuşmaya başladı. Hayır, Türkiye para vermez, Türkiye destek vermezse batarık dedi. Yalan mı? Değil, hepimiz biliyoruz bunu. Değil. Ama yani bu biz Türkiye'ye her şeyimizden yama olduk demektir. Yani tersini mi düşünüyorsun? Tamam, bu mudur yani istediğimiz? Bu değil. Yama işte, olacaksak bağlasınlar bizi. İşte olmayalım ben da bileyim, diyorlar. Ben de bileyim kime eleştiri yöneleceğime. Ne için ben kendi insanımı döveyim burada? Çatır çatır eleştireyim. Bağlanayım ben Türkiye'ye. Bileyim ki Türkiye yollarsa parayı, yollarsa suyu, yollarsa askeri, yollarsa silahı, yollarsa gıdayı. Yani biz bu hale geldik. Bundan utanmazsak eğer yüzümüzden ve çıkış yolu bulmazsak işimiz iştir. Tamam. Yok, itiraz etti, daha fazla devam edeyim. Etmedim. Devam etmek istersen et. Dinliyorum ben. Evet, dinle bakalım. Evet, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 3 milyar euro gelecek. Liderler Zirvesi'nde Ahmet Davutoğlu'nun kırmızı kravatı dikkat çekti. Yani benim dikkatimi çekti. Diğerlerinin daha sönük. Davutoğlu böyle parlak kırmızı. Ne derler ona? Ne kırmızısı? Ateş kırmızısı. Her neyse, renkler konusunda iyi değilim ama bir bakışta Davutoğlu'nun kravatını gördüm. Türkiye 29 Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Konseyi ile Brüksel'de yer alan Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldi. 14 Aralık'ta 17. başlığın açılması için hazırlık yapılacak. Türkiye bazı şartları yerine getirirse Ekim 2016'da Avrupa'ya vize kalkacak. Mülteciler için ise rekor para veriliyor. Değerli izleyenler, 29. ülke kimdir? Yani 29 dedi Kıbrıs ama
Ben 28 biliyorum. 29. ülke olarak Türkiye'yi mi kastetti? Her neyse. 28 olacak. Ve bir evlatları tutuklandı, diğeri toprağa verildi haberi Kıbrıs'ın da ön sayfasında yer alıyor. Göçmen köylü Özdeğirmenci ailesi için dün dayanılmaz bir gündü. Abisini av tüfeğiyle vurarak öldüren Turgay Özdeğirmenci mahkemeye çıkarılırken merhum Turgut Özdeğirmenci için cenaze töreni düzenlendi. Sabır dileyelim aileye. Ve Avrupa Birliği'nin Rum kesimine uygulanan silah ambargosunu kaldırması kararı Rum tarafından memnuniyet, Kuzey Kıbrıs'ta şaşkınlık yarattı. Çolak, Amerika Birleşik Devletleri'nden bilgi talep ettik dedi Dışişleri Bakanı. Eski müzakereciler Ergün Olgun ve Osman Ertuğ, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanlarına karşı takındığı doğru buldu. İlkeli tutum devam etmeli dedi. İki eski müzakereci. Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bafra Kıbrıs'ın beleği olacak dedi. Amin. Kriminoloji uzmanı psikolog Laden Yalman toplumdaki yanlış algıya dikkat çekti. Her şizofrenin hastası şiddet eğilimi göstermez dedi. Ve Güney'de yapılan bir ankette halkta kötümserliğin hakim olduğu ortaya çıktı. Güney'de çözümü olan inanç zayıf denilmiş. Evet, devam edelim. Sırada bu kez Afrika gazetesi var. Can Dündar'a Akıncı'dan destek başlığını görüyoruz Afrika'nın manşetinde. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Erdoğan rejimi tarafından hapse atılan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'la Ankara temsilcisi Erdem Gül'e destek belirtti. Akıncı sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda şöyle dedi. Demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü, haber alma hakkı, insan olmanın olmazsa olmazları. Ben de her şeyden önce insanım ve Can Dündar'la Erdem Gül'e ve onların şahsında özgürlüğünden mahrum bırakılmış tüm gazetecilere dayanışmamı belirtirim dedi. Tahir İlçin'in cenazesinde binler haykırdı. Katil devlet, katil Erdoğan. Türkiye'nin önde gelen insan hakları savunucularından Tahir İlçin'in hunharca öldürülmesi tüm dünyada yankı buldu. Cenazeyi sıcağı sıcağına kaleme alan Hasan Cemal, bu topraklar trajediye bir türlü doymak bilmiyor diye yazdı. Kardeş cinayeti bir diğer haber. Detaylarını aktardık. Az önce bir kez daha tekrarlanmayalım. Aileye sabır dileklerimizi bir kez daha iletelim. Mehmet Armancı Avrupa Birliği yetkililerinden hibeler için eşit pay istedi. Detayları ise Afrika'nın iç sayfalarından aktarılıyor. Değerli izleyenler, Halkın Sesi'yle devam ediyoruz. Toplum patlıyor manşetini attı gazete. Ülkede artan şiddet vakaları, hunharca işlenen cinayetler, hiç de alışık olmadığımız şekilde abi kardeşe kadar varan adam öldürmeler, karşılıklı diyalog yok, sabır yok, tahammül yok. Toplumda adeta sosyal patlama yaşanıyor, herkesin düşüncesi de aynı. Toplum nereye gidiyor? Halkın Sesi, insanlar neden böyle tahammülsüz davranıyor diye uzmanların görüşünü aldı. Psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, toplumda iç huzursuzluk ve mutsuzluk yaşandığını, toplumsal sorunlara kişisel sorunlar da eklenince sosyal patlama ve sosyal çöküntü yaşandığını vurguladı Çakıcı. Toplum ekonomik olarak darboğazdan geçiyor, işsizlik arttı, bunlar politik sorunlarla da birleşiyor. Düzgün bir kamu yönetiminin olmayışı insanları etkiliyor, Kıbrıs sorunundaki belirsizlik de gelecek endişesi getiriyor. Tüm bunlar toplumda bireyleri mutsuz yapıyor, toplumsal huzursuzluk bireysel olaylarla birleşince patlama yaşanıyor, adına tahammülsüzlük deniyor dedi. Sosyal çöküntüye karşı devlet eliyle çok yönlü, çok büyük mücadele gerektiğini belirten Çakıcı, ekonomik durumu düzeltecek çalışmalar yapılması, insanlara güven veren adaletli bir yönetim ve kamu düzeninin olması gerektiğini kaydetti. Psikolog Asu Atun da sorunlarımızı sağlıklı çözemiyoruz diye konuştu. Olayın sosyo-psikolojik tarafına baktı Halkın Sesi ve uzmanlar, toplum sıkıntılı ve patlama noktasında dedi. Tarifsiz acı başlığıyla aktarılıyor göçmen köylü Özdeğirmenci ailesinin biri mezara, biri hapse giden evlatları için dökülen gözyaşı fotoğraflara yansımış.
Evet, ve Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Ama hani kötü haberler için de güzel haberler de verelim. Bir de hatırlatmış olalım böylelikle izleyenlerimize. Yurt dışında birçok ödüle layık görülen Olağan Denemeler adlı kısa filmin Kuzey Kıbrıs premieri 1 Aralık'ta yapılacak. Yani bu hafta, yarın Salı günü yapılacak. Gazeteciler Birliği'nin organizasyonuyla saat 18'de Lemar Sinepi Ortaköy'de yer alacak. Gösterim halka açık ve ücretsiz olacak. Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasfi Çiftçioğlu'nun birlikte üstlendiği kısa filmin başrolünde ise Hatice Tezcan var. Hiçbir kurumdan destek almaksızın tamamen bağımsız olarak çekilen Olağan Denemeler, hayatının anlamını sorgulayan bir kadının başarısız girişimlerini konu alıyor. Çekimleri Mayıs 2014'te yapılan kısa film maddi imkansızlıklar nedeniyle ancak Ocak 2015'te tamamlanabilmişti ve birçok ödül aldı. Bu film bütün bu sıkıntılara rağmen dolayısıyla önemlidir. Ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen ve yarın akşam da saat 18'de Ortaköy'de Lemar Sinepleks'te yer alacak Olağan Denemeler'in Kuzey Kıbrıs premieri. Bunu da söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Güzel şeyler de oluyor bu ülkede diyerek. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Lefkoşa Türk Belediyesi hibelerden eşit pay istedi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de bir dizi temaslarda bulunarak 4 günde 20 üst düzey yetkiliyle yaptığı görüşmelerde Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yasal pozisyonunu anlattı. Hibelerden eşit pay istedi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Harmancı Brüksel'de yaptığı 4 günlük yoğun diplomasi trafiğinde çeşitli Avrupa Birliği yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Avrupa Komisyonu yetkilileri, Norveç'in Brüksel Büyükelçisi ve Bölge Belediye Başkanı'yla verimli görüşmeler yaptı. Hibelerden eşit pay istedi Lefkoşa Türk Belediyesi. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 3 milyar euro, bu yardım bize değil diyor yetkililer. Türkiye'de de Türkiye Avrupa Birliği zirvesi sona erdi. Zirve sonrasında Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk ve Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ortak basın toplantısı düzenledi. 3 milyar euroluk maddi destek sağlama kararlaştırıldı. Davutoğlu Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades ile de ayaküstü sohbet etti. O fotoğraflar da yayınlandı. Yine Anastasiades ile Davutoğlu arasındaki sohbetlerden. Duayen gazeteci Hasan Pulur hayatını kaybetti. Türk basınının duayenlerinden gazeteci Hasan Pulur tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 3 aydır tedavi gören Pulur öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 1932'de İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için öğrenimini çeşitli okullarda tamamlayan Pulur, Son Sanat, Yeni İstanbul, Vatan, Havadis, Akşam, Milliyet, Hürriyet, Güneş gazetelerinde çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan ilk konser Akıncı. İlkler heyecan vericidir. Ondan daha da heyecan verici olan, çocuk sahibi olanların bildiği bir duygudur. Bebekle ilk buluşma, ilk koklaşma, büyüdüğünü görme dedi. Evet, bu da iyi bir haberdi. Senfoni Orkestrası Evet. Kurulduydu, kurulacaktı. Kuruldu nihayet. Bir iyi haber de ben vereyim. Madem ki iyi haber mevsimini açtın. Yarın akşam yine yarın akşam ama üst üste geldiği gibi, çünkü Vasfilerin Doğuş'un belgeseli de yarın akşam gösterilecek ama farklı ilgi alanına giren bir konu. Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı'nın BM engelli haklarının Kuzey Kıbrıs'ta uygulanması konulu semineri var yarın akşam ve Öncel Polili, avukat Öncel Polili'nin yapacağı bu etkinlik yarın akşam saat 18.30 ile 20 saatler arasında Bedesten'de yer alacak. Bunu da ilgililerin izlemesini temenni edelim. Kıbrıs Türk Televizyonları'nda tek işaret diliyle engelsiz bülteni sevgili Kazım Tunç'la Kanal Sim'de yayınlanıyor. Bunu hatırlatalım ama işitme engellilerinde
kurdukları örgütleri vasıtasıyla, vakıf vasıtasıyla önemli işlere adım, önemli işlere imza attıklarını ve geleceğe dönük adımların sıklaştığını da belirtmekte fayda var. Farkındalık yaratıyor, önemli işler yapıyor vakıf. Tebrik ederim ve haklarına, Birleşmiş Milletler'in öngördüğü hakların Kuzey Kıbrıs'taki uygulamalarına da yarın akşam seminerle üyelerine ve katılacak olan herkese bilgi verilecek. Bedesten'de 6.30'da yarın akşam bu etkinlik. Evet, Star Kıbrıs'la devam edelim. Bu 1-2 güzel haberin ardından sözler değil sonuç önemli manşetini attı gazete. Siyaset bilimci Salih Egemen'in açıklamaları var. Müzakerelerle ilgili olumlu ve son fırsat olduğuna dair açıklamalar yapıldığını ancak yıllardır her görüşmede aynı cümlelerin kullanıldığını ederek belirterek ortada net bir sonuç olmadığını söyledi. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik 40 yılı aşkın bir süredir devam eden müzakereler Cumhurbaşkanı Akıncı liderliğinde sürerken görüşmelerin Kıbrıs adası için son fırsat olduğu belirtilmişti. Siyaset bilimci Salih Egemen geçmiş arşivlere bakıldığında bu son şans, bu son fırsat ifadeleri hep kullanıldı. Her zaman baskı ve motivasyon oluşturmak için kullanılan bu cümleler boş kalmıştır dedi. Ve ayrıntılar aktarılıyor. İlkeli durum devam etmeli. Osman Ertuğ ve Ergün Olgun'un açıklamaları. Amerika'dan bilgi talep ettik. Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Amerika'dan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan silah ambargosu neden kaldırıldı? Bilgi istiyoruz dedi. Sevenleri öldüğüne inanamıyor. Turgut Özdemirci son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Ve Safa ailesinin mutlu günü. Star Kıbrıs Medya Grubu Başkanı Ali Özmen Safa ve eşi Judith Safa'nın kızı Zerin Londra'da Andrew Gray ile dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Tebrikler edelim sevgili Ali Özmen Safa'yı ve kızına, damadına mutluluklar dileyelim. Star Kıbrıs ve Kıbrıs Medya Grubu'nun direktörü Ali Özmen Safa'ya. Detayla devam edelim. Açıl Susam, Açıl Yılan hikayesine dönen Derinya ve Aplaç sınır kapılarının açılışının gecikmesi, vatandaşların müzakerelere inançsızlığını ve Birleşmiş Milletler'in yeterince istekli olmadığını gözler önüne serdi, diyor detay. İddia dilinin aksine Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dış güçlerinde çözüm yönünde irade koymadığı gözlemleniyor. Başta Kıbrıs Türk liderli olmak üzere konunun paydaşı tüm kesimler Derinya ve Lefkiyaplıç kapılarının açılması konusunda kararlılıklarını ifade edirken yetkililer çalışmaların sınırın iki yanında da sürdüğünü vurguluyor. Dün de Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga'nın Derinya kapısı açılsın şeklinde açıklaması vardı. Bunu da hatırlatalım. Barış Agil'den yolda yatırım Girne'den geçti. Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Diplomatlar Birliği ve Avrupa İş Adamları Kulübü'nün Başbakanlığı nimayesinde ortaklaşa düzenlediği Barış'a giden yolda Kıbrıs Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi Girne Amerikan Üniversitesi'ne bağlı Le Chateau Lambusat Otel'de gerçekleşti. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kritik tarih, Avrupa Birliği Türkiye zirvesinde taslak zirve kararlarında geri kabul anlaşmasının uygulanması durumunda Ekim 2016'da Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması önerisinin yapılacağı belirtiliyor. Ortam gazetesi bu tabloya can dayanmaz dedi. Rus uçağının düşürülmesiyle bölgede yükselen bir krizin gölgesinde haftaya başlayan Türkiye, batısında basın özgürlüğüne vurulan kelepçeyle, doğusundaysa kurşunla bir aydının daha hayatını yitirmesiyle çalkalanıyor. Öylesine hızlı değişti ki gündem Türkiye'de bir haftanın içinde hem Selahattin Demirtaş'a suikast girişimi vardı, birazcık üstü örtüldü ama aracına saplanan bir mermi izi bulunmuştu. Ardından Rus uçağı düşürüldü ve dünya çapında bir savaş korkusu yayıldı ve bölgede yeni dengeler kuruldu. Ardından Can Dündar ve Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi yönetmeni ve Ankara temsilcisi yazdıkları tır haberleri, bu silahlar tırlarla IŞİD'e gidiyordu haberleri
nedeniyle hapse tıkıldılar ve hafta sonunda Tahir Elçi öldürüldü. Böylesine istikrar kazandı Türkiye, %50'lik oy alan AKP'nin döneminde. Yarın da Ahmet Davutoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek ve burada yine et, tırnak vesaire mesajları verilecek. Çözüm, barış mesajları verilecek. Ahmet Bey, sizin izlediğiniz dış politika nedeniyle Türkiye'de çatır çatır insanlar ölüyor ve şu anda Türkmen dediğiniz Suriye'deki o bölgede insanların başına sürekli bomba yağıyor. Rus bombası, Türk bombası, IŞİD bombası, Esad bombası, belki başka bilmediğimiz bombalar ve orada insanlar ölüyor. Biz sadece düşen uçağı gördük. Çünkü onu da kaydetti. Nasıl olduysa Anadolu Ajansı 17 saniyelik uçağın düşüşünü kaydedebildiğine göre demek ki vardı bir hazırlık. Dolayısıyla kendi topraklarınıza barış gelmesi için çabalayın. Aksi takdirde gidişat iyi değil. Akıncı Dündar ve Gül'e dayanışma belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış olduğu bir mesajda Türkiye'de önceki gün tutuklanan gazeteciler Can Dündar'la Erdem Gül'e dayanışma belirtti. Akıncı, demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü, haber alma hakkı insan olmanın olmazsa olmazıdır. Ben de her şeyden önce insanım ve Can Dündar'la Erdem Gül'e ve onların şahsında özgürlüğünden yoksun bırakılmış tüm gazetecilere dayanışmamı belirtirim ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler, ortamla birlikte gazetelerin ön sayfalarını bitirdik. Yani basında bugünün sonundayız. Ve şimdi de sırada spor gündemi var. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Yeni düzenle başlıyoruz spor gündemine. Ruso'da kazanan yok dedi gazete. Süper Lig'de kaymaklıyla Gençler Birliği iki Bulgar futbolcu Yavor ve Rumen'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Doğan Kaşlı Lefke kovaladı 2-2'lik skor ve gol var kazanan yok 2-2'lik skor. Dün bütün maçlar Süper Lig'de Kuzey Kıbrıs'ta beraberlikle bitti. 2-2, 2-2 ve 1-1'lik skorlar dikkat çekti. Ve bu sonuçlarla Binatlı 20 puanla lider, Çetin Kaya 19, Mausa Türk Gücü 18 puana sahip. Yeni Cami ve Lefke'nin 17'şer puanı bulunuyor. Dipte ise Mor Menekşe, Yeni Boğaziçi 7'şer puan, Ocak 8 puanla sıralanıyor. Türkiye'de ise dün iki maç öne çıktı. Beşiktaş kendi sahasında Akhisar'a 2-0 kaybetti. Galatasaray ise deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Ve Havadis gazetesinin spor sayfasıyla devam edelim. Lefke pes etmedi. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig'in 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Lefke ile Doğan Türk Birliği, Lefke 16 Ağustos stadında 2-2 berabere kaldı. Kartal ağır darbe, Akhisar deplasmanda kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasına lider giren Beşiktaş, kendi evinde bu sezonun flaş takımı Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Değirmenlik de modaya uydu. Skor 2-2. Yeni Boğaziçi kendi evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Değirmenlik'te 2-2 berabere kaldı. Bulgarların düellosu başlığıyla çıktı Kıbrıs'ın spor manşeti böyle. Küçük kaymaklı Aleksandrov'la öne geçse de Van Dev'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla Gençler Birliği'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ne yapsa olmuyor. Lefke deplasmanda 2-0 üstünlüğü yakalayan Doğan Türk Birliği ardı ardına yediği gollerle tek puana
razı oldu. Beşiktaş haftalar sonra mağlup oldu. Bunlar da Kıbrıs'ın kullandığı spor başlıkları. Afrika ile devam ediyoruz. Gençler Rusya'dan da puan çıkardı. Süper Lig'de Hasan Topaloğlu'nun göreve gelişiyle 4 maçta 4 galibiyet elde eden Gençler Birliği, Şehit Hüseyin Rusu stadında Küçük Kaymaklı'dan da 1 puan aldı. Skor 1-1. Klasiklerde 2015 yılı şampiyonu Ilgar Çiftçi oldu. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen sezonun 7. ve son yarışı sonrası şampiyonlar belli oldu. Dün gerçekleşen Mercedes Kombos Klasik Klasiklerdesinde birincilik elde eden Çağander Yalgar çifti bu başarıyla genel klasman şampiyonluğunu da ilan etmiş oldular. Halkın Sesi Karadağ'dan da puan çıkar dedi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Lefke Doğan maçında zevkli ve çekişmeli geçen maçta 2-2'lik sonuç ortaya çıktı. Lefke Karadağ'da bu sezon ilk kez puan kaybetti diyor gazete. Yunuslar kaybetmiyor. Gençler Birliği Zorlu Kaymaklı deplasmandan beraberlik çıkardı. İki taraf da üzüldü. Boğaziçi 2-0 öne geçse de değirmenlik beraberliği yakaladı. Aslan'a bir çelme daha 2-2. Beşiktaş dayak yedi 2-0. Ve Tosfet Rally Cross'un yıldızı yıldız oldu diyor gazete. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Doğan başladı, Lefke bitirdi. Skor 2-2. Karadağ'da oynanan ligin zirve maçında Doğan deplasmanda iki farklı skoru yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 eşitlikle son buldu. Gençler Birliği takıldı 1-1. Offroad tamamlandı. Arsenal ağır yaralı 1-1. Ve Denizli geldi. Dertler bitmedi. 2-2'lik sonuç. Bu akşamki maçları da veriyor. Saat 20'de Fenerbahçe-Trabzon maçı var. 22'de de Napoli-Inter maçları var değerli izleyenler. Ve Detay Gazetesi'nin spor sayfasına da göz atalım. Offroad 2015 sezonu tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği'nin organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2015 Offroad Şampiyonası'nda sezon Gönyeli Plümer kuruluğunda yapılan Baştaşlar Offroad yarışıyla tamamlandı. Sonuçlar da var liste şeklinde. Evet, maçların sonuçları ve puan durumları gazetelerde detaylı olarak aktarılıyor. Değerli izleyenler, spor bölümümüzü de bitirmiş olduk. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Ve şimdi sırada ekonomi haberleri var. Kopbank yeni yüzüyle karşınızda. Web sitemizi sizin için yeniden tasarladık. Klasik banka web sitesi anlayışından uzaklaşıp ana sayfa resmini sizin tercihinize bıraktık. Menülerde kaybolmayın diye aradığınızı direkt yazıp kolayca ve hızlıca ulaşmanızı sağladık. Hem masa üstünde hem de mobil cihazlarda aynı deneyimi yaşayacağınız uyumlu bir tasarım sunduk. Kampanyalar, döviz grafikleri, mevduat getirileri ve kredi taksitleri için görsel araçlar ekledik. En yakın şube ve ATM'leri Google haritalar üzerinde gösterdik. Hizmetlerimizle ilgili tüm bilgilere erişimi kolaylaştırdık. Bunların tümü ve fazlası yeni web sitemizde sizi bekliyor. Kopbank, Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası. Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bafra Turizm Bölgesi'nde yatırımcılarla bir araya gelerek sektördeki sorunları ve sıkıntıları dinledi. Sucuoğlu ayrıca yapımı devam eden otellerde incelemelerde bulundu. Bakan Sucuoğlu, Bafra bölgesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm merkezi haline geleceğine inanç belirterek ülkenin geleceğinin turizm olduğunu ve herkesin turizmin farkına varmasını istedi. Toplantıda yatırımcılar, Kuzey Kıbrıs'taki yatırım maliyetlerinin yüksek olması, bürokrasinin yavaş işlemesi, Bafra bölgesine ulaşım imkanlarının kısıtlı olması ve otel müşterilerinin transferlerini gerçekleştirememek gibi bir takım sorunları dile getirdi.
Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu da yatırımcıların ülke turizmi adına önemli bir rol sahibi olduğunu vurgulayarak yatırımcıların yaşadığı sıkıntıları çözmek için çalışacaklarını belirtti. Sucuoğlu, Bafra Turizm Bölgesi'ni 1990'lı yılların beleği olarak gördüğünü ifade ederek gelişmiş bölgelere oranda Bafra Bölgesi'nin daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bakan Sucuoğlu, Bafra Bölgesi'nin 3-4 yıl içinde yapılacak tesislerle 20 bin yatak kapasitesine ulaşmasını beklediklerini belirterek Bafra Bölgesi'nin Kuzey Kıbrıs'ın turizm merkezi haline geleceğine inanç belirtti. Turizm Bakanı Sucuoğlu, toplantının ardından Bafra Bölgesi'nde yapımları devam eden otel inşaatlarını da gezerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Kopbank yeni yüzüyle karşınızda. Web sitemizi sizin için yeniden tasarladık. Klasik banka web sitesi anlayışından uzaklaşıp ana sayfa resmini sizin tercihinize bıraktık. Menülerde kaybolmayın diye aradığınızı direkt yazıp kolayca ve hızlıca ulaşmanızı sağladık. Hem masa üstünde hem de mobil cihazlarda aynı deneyimi yaşayacağınız uyumlu bir tasarım sunduk. Kampanyalar, döviz grafikleri, mevduat getirileri ve kredi taksitleri için görsel araçlar ekledik. En yakın şube ve ATM'leri Google haritalar üzerinde gösterdik. Hizmetlerimizle ilgili tüm bilgilere erişimi kolaylaştırdık. Bunların tümü ve fazlası yeni web sitemizde sizi bekliyor. Kopbank, Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası. Ve sırada dünyadaki gelişmelere bakmak var. Değerli izleyenler, dünyadaki gelişmelere bakacağız. İngiliz basınında bugün önemli bir demeç var. BBC'de yayınlandı. Cemil Bayık, PKK'nın lideri olan isim, artık tek tarafta ateşkes olmayacak demiş. BBC'ye konuştu Cemil Bayık. Ceylan Pınar saldırısı, çözüm süreci, Öcalan ve HDP ile ilişkiler, öz yönetim, silah bırakma konularındaki sorularına yanıt verdi BBC'nin. Ve artık tek taraflı ateşkes söz konusu değil demiş Cemil Bayık. Detaylarını bugün sevgili Hüsiye sizlere aktaracak. Bugün her gün olduğu gibi, hafta içi her gün olduğu gibi saat 3'te ülkemiz televizyonlarının tek dünyaya odaklanan haber programı, haber ajansını bugün yine saat 3'te izleyebileceksiniz değerli izleyenler. Ve birkaç başlık daha. 10 grafikte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı bugün yapılıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı bugün başlıyor. 150 dünya lideri küresel ısınmayı dizginleyecek bir plan üzerinde anlaşmaya çalışacak. Zirvenin amacı ve Türkiye için ne anlama geldiğini irdeliyor bugünkü İngiliz gazeteleri. Times gazetesi Avrupa kapılarını 75 milyon Türkiye açıyor dedi. Times gazetesi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği tavizlerle mülteci krizine çözüm bulmaya çalıştığını ve Brüksel'de toplanan liderlerin vizesiz seyahat imkanını masaya getirerek 75 milyon Türkiye kapılarını açtığını yazıyor. Bunun sonuçlarını Avrupa ne zaman ve nasıl görecek? Bu da merakla beklenen bir konu değerli izleyenler. Mülteci krizinin çözümüne karşılık Türkiye'ye yardım ve vize kolaylığı yapılacak. Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması İngiliz basınına yansıdı. Ve Paris'teki iklim eylemine de gazlı müdahale yapıldı. Bu arada ilginçtir, BBC'nin ve İngiliz medyasının sayfalarına erişimde sıkıntı var. Bugün yıllardır her sabah ve sürekli girilebilen bu siteler bugün sıkıntı yaratıyor. Acaba Bayık'ın açıklamasıyla ilgili mi? Türkiye'den görüştüğümüz arkadaşlar da internet kullanımının kısıtlandığını ve internette çok ciddi yavaşlamalar hissedildiğini söylüyorlar. Acaba bu mudur nedeni, yoksa başka gerekçeler de mi var?
doğrusu merak ediyorum. Evet, dilerseniz Türkiye basınına bakalım. Türkiye basınında bugün neler var? Onlara da göz gezdirelim ve kuşkusuz Diyarbakır'da işlenen cinayet, Tahir Elçi'nin öldürülmesi ciddi biçimde işlenmeye devam ediyor bugünkü gazetelerde. Cumhuriyet'le başlayalım. Cumhuriyet kaldı mı senin gibi kınalı güvercin manşetini attı. Tahir Elçi'nin eşi haykırdı. Leş kargaları, kartallar, şahinler kol geziyor dedi. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi dün Diyarbakır'da on binlerce kişi uğurladı. Tahir Elçi Diyarbakır'da baro başkanları, HDP yöneticileri, yakın arkadaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile diğer CHP milletvekillerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kılıçdaroğlu bakalım üzeri kapatılacak mı bu cinayetin dedi. Demirtaş devletsizlik öldürdü onu dedi. Sezgin Tanrıkulu halkı size yedirmeyiz açıklaması yaptı. Cemil Bayık savaşmak istemiyoruz açıklaması yapmış. Ve diğer haberlere bakalım Cumhuriyet'te. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'e destek ziyareti yaptı. Çok büyük gazetecilik diye nitelemiş. Kılıçdaroğlu burası sıradan bir gazete değil, okuldur. Buradaki arkadaşlar gazetecilik yapmıştır. Onların haklarını sonuna kadar savunacağız şeklinde konuştu. Can Dündar ve Gül'den mektup var. Hücrem ışığınızla aydınlandı diyor Can Dündar. Ve Türkiye hep kaybediyor. Erdem Gül'ün mesajı aktarılıyor. Türkiye tampon ülke olacak. Geri kabul karşılığında vize serbestisi geliyor Avrupa Birliği'nden. Sığınmacı rüşveti tam da bu anlama geliyor. Ve MİT tırları soruşturmasında yeni halka 3 komutan için tutuklama istemi. MİT tırları soruşturmasında ifadeleri alınan Ankara Jandarma Bölge Komutanı ile emekli albay hakkında tutuklama talebinde bulundu. Diğer gazetelere bakalım. Hürriyet gazetesi Büyük Sır Çekirdek'te manşetini attı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi öldüren silahın sırrı mermi çekirdeği dün de bulunamadığı için çözülemedi denilmiş ve Tahir Elçi'nin cenaze töreninden fotoğraflar var. Kızının gözyaşları da görüntülenmiş. Ortadaki büyük fotoğrafta ekrana da yansıdığı gibi değerli izleyenler. Ve bu vatanı bölemezsiniz. İki şehide veda. Geçen gün Diyarbakır'da iki de polis ölmüştü. O polislerin aileleri, çocuk, 5-6 yaşlarında bir çocuk anlamsız gözlerle bakıyor ya da çok anlamlı gözlerle bakıyor babasının cenaze töreninde. Böyle işte, bu işlerin sonu böyle. Avrupa Birliği ile bahar, Hürriyet'in sürmanşeti böyle. Seneye vizesiz Avrupa vaadi, Davutoğlu'nun Avrupalı liderlerle çekilmiş fotoğrafları bol bol yer alıyor bugünkü gazetelerde. Sabah gazetesi vizesiz Avrupa gerçek oluyor manşetiyle çıktı. Türkiye-AB ilişkilerinde 11 yılı sonra yepyeni bir sayfa açıldı. Katılım süreci hızlanacak dedi Davutoğlu. Ve MİT tırlarında 3 komutan tutuklandı. O silah teröristin dedi Sabah. Ve Tahir Elçi'nin yanında bulunan silahın teröristlere ait olduğunu söylüyor gazete. Zaman gazetesi karanlık kurşunda derin sorular manşetiyle çıktı. Ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, kınalı güvercinim yurt dışına çıkış yasağın kalktı artık açıklamasında bulundu. Bir annenin feryadı böyle aktarıldı. Vizesiz Avrupa için şartlı takvim. Ve bunlar da Zaman Gazetesi
gazetenin gördüğü başlıklardı ön sayfada. Evet, Habertürk vizesiz Avrupa manşetiyle çıktı. Yan taraftaki manşette ise o polisler anlattı denilmiş. Dündar ve Gülçin ziyaret, Kılıçdaroğlu, MİT-TR haberi nedeniyle tutuklanan Dündar ve Gülçin Cumhuriyet'e geçmiş olsun dedi ziyarette bulunarak. Evet, böylelikle Türkiye medyasını ve dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktarmış olduk. Evet, böylelikle sabah kahvesinin sonundayız. Az sonra Radyo Gazetesi ile karşınızda olacağız. Stüdyomuzda ise TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit olacak. Bir yandan kurultay sürecini konuşacağız. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin bir yandan da Sosyalist İnternasyonel toplantısında da temsil ediliyor ve Angola'daydılar. Onlar da dün yine Kıbrıs sorunuyla ilgili örneğin CTP MKV'si Muhittin Özsağlam'ın da açıklamalarını paylaşmıştık sizinle. Ana haber bültenimizde bugün yine oradaki gelişmelerle ilgili TDP'nin de yorumlarını alacağız. Aynı zamanda da kurultaya da çok fazla bir zaman kalmadı. Sayın Mustafa Emiroğulları'na da, bir diğer aday Mustafa Emiroğulları'na da hafta içerisinde sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Kanal Sim ekranlarında az sonra Cemal Özyiğit konuğumuz. Değerli izleyenler, haftanın ilk sabah kahvesinin sonundayız. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Haftanın geçen haftaki gibi olmamasını dileyelim ve yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Sabah kahvesi.